Acun bu sabah TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Oradan mesajlar da okunursa Mustafa, yalnız canlı yayında. Hiçbir şey olmaz da Mustafa'dan mesaj geliyor. Mustafa, seni şu anda flight modu aldım. Artık yollayamayacaksın. Programda her şey yolunda gidiyordu. Acun tecrübelerini ve başarılarının sırlarını hayranlarına anlattı. Hafta sonu yayınlanacak değil mi? Evet. Bu pazar günü yayınlanacak. Pazar günü yayınlanacak. Konu O Ses Türkiye'ye geldiğinde Acun telefonundan bir görüntüyü bütün Türkiye'ye göstermek istedi. Herkes görüntüye odaklandığı anda Acun'un telefonuna boşandığı eşi Şeyma Subaşı'ndan bir mesaj geldi. Allah mesaj. Aa. Bak dedim sana. Evet. Ne? Çok güzel performansları. Evet. Çok performans. Çok hakikaten büyüleni izlemek istiyorsun. Evet. Hafta sonu yayınlanacak değil mi? Evet. Bu pazar günü yayınlanacak. Pazar günü yayınlanacak. Sonradan da tabii ki şeyin olması. Ya bir şey söyleyeceğim gerçekten. Ben... Mesaj çok net bir şekilde Şeyma'dan geliyordu ve Acun'dan bir takım da istekleri vardı. Şeyma'dan Acun'a gelen mesajda tam olarak şu yazıyordu. Şeyma Acun'dan bir takım isteklerde bulunuyor ve görüşmek istiyordu. Allah mesaj. Aa. Bak dedim sana. Evet. Ne? Çok güzel performansları. Evet. Ailesine her zaman destek olan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın sorunlarıyla hala ilgileniyor olması kısa sürede de sosyal medyada gündem oldu. Şeyma'nın boşandıktan sonra Acun'un peşini bırakmadığı yorumlarını yapsa da Acun'un hayranlarına göre bu durum tam tersiydi. Onlara göre Acun'un eski eşinin problemleriyle ilgilenmesi medeni bir durum ve takdirle karşılanacak bir hareket. Buradan mesajlar da okunursa yalnız canlı yayında. Hiçbir şey olmaz da Mustafa'dan mesaj geliyor. Mustafa, seni şu anda flight modu aldım. Artık yollayamayacaksın. Allah mesaj. Aa. Bak dedim sana. Evet. Ne? Çok güzel performansları. Evet. Çok performans. Çok hakikaten büyüleni izlemek istiyorsun. Evet. Hafta sonu yayınlanacak değil mi? Evet. Bu pazar günü yayınlanacak. Pazar günü yayınlanacak. Sonradan da tabii ki şeyin olması. Ya bir şey söyleyeceğim gerçekten. Ben maaşını çıkarıyordu. Oraya doğru gidiyordu biliyorsun. Yani inşallah pazar günü seyreder seyircilerimiz de. Çok evet, rica ederim.